Evet, Onurlu Yaşam kanalından herkese merhaba. Bugün Kavraz'da Ahmet amcaya misafir olduk. Onun burada güzel bir bahçesi varmış. Bizim de arılarımız vardı. Ondan müsaade istemeye geldik. O da dedi ki, size dedi Cumhuriyet'in tarihini anlatayım mı dedi. Kuralım. Cumhuriyet'i kuralım dedi. Şimdi evet Ahmet amca, senden dinleyelim. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih kaç? 1919 mu? 19 evet. Mayıs 1919. 19 Mayıs 1919. Şimdi bak, memleket gitmiş memleket. Yunanistan şeye kadar gelmiş. Polatlı'ya kadar. Yok Polatlı'ya değil. Haymana'ya kadar gelmiş. Haymana'ya kadar gelmiş Yunanistan. Anladın mı? Bu benim, bizim komşumuz var. 1906 doğumlu. 1300 mü oluyor öyle bir şey? 1300. 6 doğumlu. Aşağı yukarı şimdi adam dursa aşağı yukarı 200 yaşına yakın. 10 sene askerde kalmış. 10 sene askerde kalmış. O padişahların devresinde Yunan Haymana'ya kadar gelmiş, tel çekmiş. Şimdiki gibi top tüfek yok. Tel çekmiş. Orada Bekmez Savaşı'nda et kaynadılar. Oraya dayanmış Yunan. Evet. Şimdi bizimkiler de Bakı'ya. Şimdiki gibi top tüfek bu aletler yok. Ondan sonra Dutu'ya. Bunlar gece Yunan askeri uyuyor. Nöbet beklerken. Adamın söylemesi komşumuzun. Onlar teli kesiyorlar orada. Üzüde tel çek. Yani önünde tel çekmeye Yunan. Teli kesiyorlar. Teli kesmedi olsun. Uyuyan Yunan'ın kafasına dikildikleri vakitte Yunan kaçan kaçana bizimkiler başlamışlar tavada kavrulan eti yemeye. Acımıza ölüyük diye. Başımızdaki amirler diye ki bize diye o adam. Zehir vardır, yeme, zehir katma. Kim zehir edin diye, acımıza ölüyük diye. Yunan'ın askerini yedik, Yunan'ı buradan İzmir'den İstanbul şeye, denize döktük hepsini diye. Bu lafı söylüyor. 10 sene askerden hiç gelmedi askerlik yapma. 10 sene. Sen mi yaptın 10 sene? Yok. Ben o adamın bu lafı söylediğinde 8-10 yaşındayım. Ahmet amca, sen şu anda kaç yaşındasın? 93 yaşındayım. 93 yaşındasın. Maşallah. Allah uzun ömür versin. 92. 92. Maşallah. Şimdi ben sana başlıyorum. Başla hadi bakalım. Samsun'a çıktı. Atatürk İstanbul'dan çıkıyor. Bandırma vapuruna biniyor. Anladın mı? Samsun'a geliyor. Samsun'dan Havza, Amasya, Sivas, Erzurum'a ulaştı. Bir anda Türk yurdunu dolaştı. Dünyayı titreten sen Türk. Kurtulacaksın. Her şeyine güven. Varlığın senin büyüktür. Bak şimdi Atatürk bu kelimeyi konuşuyor. Ay tüylerim diken diken oldu. Ahmet amca çok yaşa ya. Yaslı gittim. Ne diye bak İstanbul'dan çıkıyor. Yaslı gittim, şen geldim. Yaslı gittim, şen geldim. Aç koynunu, ben geldim. Bana bir yudum su ver. Çok uzak yoldan geldim. Bunu Atatürk İstanbul'dan kelle gidecek diye çıkıyor. Ama memleketi kurtarıp da İstanbul'a döndüğü vakitte şen geldim diyor. Bana bir yudum su ver. Çok uzak yoldan geldim. Korkma, açıl şen yurdum. Dağlara ordu kurdum. Açık denizlerine süngüyle kilit vurdum. Maşallah, Atatürk bu lafı söylüyor. Maşallah sana ya. Anladın mı? Şimdi ben sana söylüyorum. Cumhuriyet buradan başlıyor. Kurulmaya. Şimdi buradan başlıyor. Cumhuriyet. Kan akıttık, can verdik. Öyle kavuştuk sana. Adım bile veriyor bahtiyarlık insana. Seviyoruz seni biz canımızdan ileri. Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri. Ay canına kurban. Eğer bir gün uğruna gerekirse canımız damarımızda saklıdır. Senin için kanımız. Ölmek davasıdır hürriyet. Yüz binlerce şehidin adıdır cumhuriyet. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak binlerce şehidin yattığı yerdir. Bu şimdi cumhuriyet bu şekilde kurtuldu mu? Şimdi bir daha dinle. Türk'üm.
Ben bir Türk'üm, soyum ırkım uludur. Göksüm millet sevgisiyle doludur. Tuttuğum yol Atatürk'ün yoludur. Hep o yolda yürümektir dileğim. Yıkılmıştır hanedarlar ocağı. Biz seçerik bize baş olacağı. Mukaddestir Cumhuriyet ocağı. Ona biri yan baksa da göreyim. Dinle devlet ayrı şeydir, birleşmez. Din bir duygu, ona kimse ilişmez. Dünyadaki işlere din karışmaz. Laikliği ben böylece bilmeliyim. Böyle doğdum. Cumhuriyetçiyim ben. Hem halkçıyım hem milliyetçi. Layık inkılapçı devletçiyim ben. Bunların her birini bir okla göstereyim. Bu altı ok kemalimizin özüdür. Altısı da Atatürk'ün sözüdür. Atatürk ki milletinin gözüdür. Bu inanla yüceliğe ereyim. Yeğenim, anladın mı? Senin ağzına sağlık ya. Biz şimdi cumhuri... Yok yok, çok güzel. Allah ağzına sağlık. Gençler, gençler görsün bunları. Ben valla gözlerim doldu ya. O kadar güzel mi anlatır ya? Sen canına kurban seni ya. Ahmet amca sen anlat. Biz bu memleketi Atatürk böyle kurtardı. 929'un 11. ayında doğdum ben. Atatürk 1938'de öldü. Evet. Bana öyle bir gömlek giydirdi Atatürk ki, ne eskiye, ne kirleniye, aynı devam ediye. Duruyor mu o gömleğin? Aynı eynimde. Tamam, çok güzel. Manevi gömlek. Tamam, güzel. Anladın mı? Bunu gençlerden anlasın. Ben istedim? Bilerek sordum. Bu yer doğduk. Bir iki ay ağladık Atatürk öldüğünde. Ben Atatürk'ün öldüğünde 9 yaşındayım. Ağlamamız şu, anamız babamız ağlıyor. Biz de ağlıyor bunlarla beraber. Çocuğuken be. Biz de ağlıyor, duramıyor. Bir iki ay böyle ağladık. Anladın mı? Atatürk benim doğduğumda giydirdiği gömlek hiç ne eskiye ne hediye hala çıkarmıyor. Ne de kirleniye. Atatürk'ten gayri bir oyun bir yere gitmemiş. Sana kurban olayım ya. Anladın mı? Durum bu yani, gömlek dediğim bu. Evet. Bazı adam gömlek değiştiriyor durmadan. Yazık ya, değiştirme nedir ya? Bunu çıkar, bunu giyer, ona partiye verir, bunu partiye Anladın Şimdi mı? Şimdi Ahmet amca, senin söyleyeceklerin var mı? He? Daha söyleyeceğin var mı? Daha yok söyleyeceğim. Ağzına yüreğine sağlık. Çok sağ ol. Ben bu işte küçük bir kanal kurduk Ahmet amca. YouTube'da böyle videolar çekmeye çalışıyorum. He. Benim asıl gayem buydu. Böyle sizin gibi eski toprak, cumhuriyetin kuruluşunu güzel güzellikleriyle, kötülükleriyle yaşayıp bugüne kadar resmetmiş, biz gençlere anlatan nesiller görmek. Bunları resmetmek de benim amaçlarımdan bir tanesi. Ağzına, yüreğine, ceddine sağlık. O ellerinden şimdi ben seni öpeceğim. Vallahi anlatırken benim gözlerim doldu. Bak şimdi iyi. Allah senden razı olsun bak. İyi. Ben ilkokulda okudum. Ben bir tane daha alayım. Bak. Tamam, ben birazdan ben birazdan vereyim. Şimdi bak yiyelim. Yani bize eskiden yok yok. Okulda ben yemeğimiz şimdi bakıyorum. Var. Üniversite bitirmiş adam. Evet. Liseyi bitirmiş, ortaokulu bitirmiş. Fakir gibi bir şey söylemiyor. Bilmiyor. Bize o zamanlarda hep şiir okudurlardı. Biz burada İmam-ı Şerif'in Mehmet vardı. Evet. Mehmet'le beraber okuduk. Mehmet Şen amca babamın da öğretmeni. Ha bak. O benim güvercinlikte değil mi? İşte iki sene oldu. Allah rahmet eylesin. Bize de bir çok de çok Ali vardı orada. Evet. Ali amcayı hatırlayamadım. Babam bilir belki. Ali amcayı bilir. Biliyordur. Bir de, biliyordur yaşıtıysa. Küçük şeyi. Kulaksoy Mehmet'in oğlu Küçük Ali vardı. He he. Küçük Ali'yi vurdu o Ali. Neden? Karısına laf atmış, bir şey yapmış. Bir şeyler. Halbuki okulda çok iyi arkadaştık. İyi arkadaşlar. Okuyorduk. Ondan vurdu. Burada da çok yaşamadı. İstanbul'a falan gitti. Ne oldu bilmiyorum bunları. Onlarla beraber okuduk. Şimdi biz okurken ha böyle tahta var biliyorsun okulda. Evet. Anladın mı? O tahtaya kalkıyor, ezber okuyor. Her hafta ezber okuyor. Biliyor musun? Evet. Ezber okurken neden okudular bize ezberi onu da biliyor musun? Şimdi bizim hocalarımız o zaman da
Bu çocuklar memleket yeni kurtuldu. 900 aşağı yukarı bizim bu şiirleri okuduğumuz zaman 938-40-42 araları biliyor musun? Evet. Bu çocuklar mecliste bir toplantıda konuşabilsin, çıksın kürsüye, sıkılmasın. Yani bizi ezberi bundan yaptırıyorlardı. Ne kadar güzel okudun ya. Bak şimdi. Yok mu bize bir tane daha şiir okusana Cumhuriyet'le ilgili? Bunu da okuyacağım dur. Oku hadi bak. Şimdi şeye geldi o vakitte. Tuttu. Biz tahtaya çıkıyor. Şiir okurken de tahtaya çıkıp da okuyor. Sırada kalkıp da okumuyor. Şiir okurken de karşıda çocuk var. 5 sınıfı yok. 150 çocuk var. Çocuk kimi gülüyor, kimi dilini çıkarıyor. Biz burada put gibi duruyup şiir okuyor. Şimdiki çocuklara okutmuyorlar. Toplumda konuşabilsin bu çocuk diye evet, oku diyorlardı çok o zaman da. Şimdi sana ne diyecektim? Bir şiir okuyacaktım. Bir şiir okuyacaktın bize bir tane daha. Sonra, oku da kapatalım hadi. Ha, öyle mi? He, sonra ben sana güzel ekipmanlarımı alacağım. Bunu telefonla çektik ama bu fırsatı da kaçırmak istemedim. Ekipmanlarımı alacağım. Seninle bir sohbet ederiz. Evet. Ben seni misafir ederim hatta. Şimdi ben işitiyorum şiiri okuyacağım. İki kelime daha söyle. Söyle hadi bakalım. Tabii ki söyle. Üç sayı söyle. Cahilim ama Ankara'ya gittim. Estağfurullah. Atatürk'ün bu memleketin kurtardığında, padişahlardan kurtardığında aldığı meclis belki oturağı gördüm. Ha böyle oturağı. Evet ben de gördüm. Böyle, eski meclisi. Ankara'da eski evet, mecliste işte, gittim eski bunu ottum ben. Orada gördüm resimlerini. Türkiye Büyük Millet Meclisi. İstanbul'da padişahların da zevk yaptığı sarayı da gezdim. Bak. Dolmabahçe. Bir gün öğlenden başladık. İkindiye kadar zor bitirdik. Hanımla beraber. Mutfak burada başlıyor. Haraneler kurulmuş yemekler. Böyle yine dolaşa dolaşa dolaşa. Genç kızlarla zevk yaptıkları yere kadar geldik. Orada sona eriyor. Hareme kadar geldiniz yani. Bak oraya kadar geldik. Burada sarı. Onu da gördüm. Anladın mı? Evet. Şimdi şeye geldi o vakitte. Atatürk memleketi bu vaziyetten kurtardı. Bu duruma getirdi. Şimdi başka daha diyeceğim yok. Yalnız sana ben bir İlkokul şiiri okuyayım. Oku hadi. Tatil. Bu kendi yaptığım şiir. Kendin mi yazdın? He. Hadi ceddine sağ ol. Akıp gitti koca sene. Büyük paydos geldi yine. Okulumuz sağlıkla kal. Rahat bir uykuya dal. Bizi bekler deniz yayla. Artı şimdi dağlar bizim. Mor sümbüllü bağlar bizim. Okulumuz sağlıkla kal, rahat bir uykuya dal. Kalıyorsun yapayalnız, güzün yine toplanırız. Göçmen kuşlar gibiyiz biz, hem giderük hem gelirük. Okulumuz sağlıkla kal, rahat bir uykuya dal. Ağzına sağlık. Teşekkürler Ahmet amca. Şimdi orduda Kabadüz'den bir Gürcü Mehmet hocamız en son bize geldi. Dörtte beşte öğretmen. Öğretmen. Elinde büyük paltıyı hiç çıkarmıyor. Abi de bahar geldi yine elinde büyük paltı. Huyu besmeldi. Hocam dedim bu şiiri yaptım, ayarladım, denedim kendimi iyi. Dedim ki hocam bir şiir okuyacağım dedim. Oku dedi hocama çıktım. Okudum vakitte hoca gözünü silmeye başladı. Ahmet amca ellerinden öpüyorum. Çok teşekkürler. Ben nasıl, bu şiir nasıl? Çok güzel. Biz birazcık daha böyle hazırlanıp geliriz. Çok teşekkür ederiz. Gençler örnek olacak bir sürü güzel şeyler söyledin. Çok teşekkür ederiz. Seni seviyoruz. Tekrar bir video daha çekeceğiz.